Sevgili izleyiciler, bu haberimiz İngiltere'de yaşayan ve evlenmeyi düşünenleri ilgilendiriyor. Evlenmek istediğiniz kişi Türkiye'de ise evlilik vizesine başvuracaksanız yasal prosedürler nedir? Başvurdunuz veya ret aldınız. Ne yapmanız gerekiyor? Tüm bunları Hasan Yıldırım'la, avukat Hasan Yıldırım'la konuştuk. İşte evlilik vizesine dair bilmeniz gereken her şey. İngiltere İçişleri Bakanlığı kısa bir süre önce evlilik vizelerinde değişikliğe gitti ve kurallarını katılaştırdı. Bu süreçten sonra başvurularda yaşanan redleri konunun uzmanı Hasan Yıldırım'la değerlendirdik. Bu hafta müvekkillerden gelen telefonlar, sorular üzerine tekrar aile, evlilik vizesiyle ilgili yapılan başvurular konusunda bir şey söylemek istedim, konuşmak istedim. Bunun nedeni de maalesef yapılan başvurularda istenilen bilgi ve belgeler yeterince sunulmadığı için başvuruların büyükçe bir çoğunun reddedilmiş olduğunu öğrendiğimi söyleyebilirim. Hasan Yıldırım ilk olarak eksik evrakla başvurmanın negatif bir izlenim yarattığını söylüyor. Burada gördüğüm en büyük problem dokümanların vize memuruna, entry clearance officer dediğimiz vizeye karar veren memura ulaşmamış olmasından kaynaklanıyor. Tabii son yapılan değişikliklerin çok büyük önemi var. Artık eskisi gibi 9 Temmuz'dan önceki başvurularda yapıldığı gibi gelire yönelik, kalınan yere yönelik eksik dokümanlarla başvuru yapılırsa maalesef başarılı olamayacak. Buradaki eşin gelen kişiyi ekonomik olarak bakabileceğini, karşılayabileceğini göstermek için ek bir takım formlar var. Ve bu formlarda istenen bilgiler var. En önemli bilgilerden bir tanesi çalışanlar için istenen belge ve bilgilerle self-employed dediğimiz kendi işini yapan insanlardan istenen belge ve bilgiler farklı. Bu farka göre yeterince belgeyi sunamazsa insanlar vize memuru reddedecektir. Avukat Bey, İngiltere'de bulunan eşin başvuru belgelerini kendi yasal statüsüne göre yapması gerektiğini söylüyor ve kişiye göre belgelerin farklılaştığını söylüyor. Burada önemli olarak söylemek istediğim bir şey şu, eğer çalışıyor olarak başvuruyorsa buradaki davet eden eş, çalıştığını son 6 aydır çalıştığını göstermek durumunda. Çünkü istenen şart bu. Son 6 aydır çalıştığını gösteren belgelerin sadece payslip dediğimiz maaş bordrolarıyla olduğunu düşünmek yanlış oluyor. Bu maaş bordrosuyla alındığı gösterilen paranın aynı şekilde P60 dediğimiz yıl sonu statement'ı, vergi belgesi ve bankaya para giriş çıkışlarıyla da desteklenmiş olması gerekiyor ki vize memuru maaş bordrosunun öylesine hazırlanmış bir doküman olduğunu düşünmesin. Bu noktada alınan maaşın miktarı bir düzenlilik takip ederse vize memuru tabii ki o dokümana ikna olmuş olmak zorunda. Bunun yanında eğer kişi self-employed dediğimiz kendisine çalışan bir kişi ise ve eşini davet ediyorsa ona ilişkin istenen vergi ödemeleri, return dediğimiz dokümanlar, bunların da son 1-2-3 yılının bir araya getirilmiş olması gerekiyor eğer varsa. Evlilik vizesine başvurdunuz ve red verildi. Bu süreçte ise yapılması gerekenleri avukat Hasan Yıldırım şu şekilde değerlendiriyor. İnsanlar bu istenen bilgi ve belgelerle bazen
çok fazla olduğu düşünülebilip sadece bunu gönderelim, sadece bu kadarı yeter, para kazandığım görünüyor, işte maaş aldığım görünüyor diye başvuru yaptıkları zaman maalesef bu istenen vize memurunun istediği şartları yerine getirmeme durumu olacak ve red almış olacaklar. Bu evlilik konusunda vize başvuruları reddedilmiş olan insanlar açıkçası üzüldüğü noktalar oluyor. Çünkü redden sonraki süreç gerçekten kısa bir süreç değil. Mahkeme süreci olabilir. Veya tekrar her şeyi hazırlayıp başvuru yapma süreci olabilir. Buradaki en önemli nokta, bir başvuru yaptığımız zaman onu mümkün olduğunca sağlam ve istenilen şartları yerine getirilerek yapılmış olması ve zaman kaybedilmeden kısa bir sürede vizeyi alıp sonuç alınması. Avukat Hasan Bey son olarak Londra Mahallesi izleyicilerine şu öneride bulunuyor. Seyircilerimize önerim şu. Bunun ciddi bir başvuru olduğunu unutmamaları gerekiyor. Çünkü vizenin alınmaması durumunda demin de söylediğim gibi ondan sonraki süreç gerçekten uzun ve yorucu. Vizenin başarılı olması için vize memurunun istediği koşulların ne olduğunu bilmeleri gerekiyor. Tabii bu noktada bunu bilen bir hukukçunun devreye girmesi çok çok faydalı olur. Biz de burada müvekkillerimize yardımcı oluyoruz. Zaten başlangıç noktamız orası. Karşılıklı oturuyoruz. Gerekli olan şartlar nedir? Onları nasıl yerine getirebiliriz? Bir plan çıkartıyoruz. Gerekirse o planı yerine getirmek için başvuruyu bir ay, iki ay ya da birkaç hafta bir sonrasını erteleyebiliyoruz. Önemli olan başvuruyu yapmak değil, önemli olan başarılı bir başvuru yapabilmek. Sadece başvuru yapmış olup da sonuçta reddedilmesi tabii ki kimsenin istediği bir şey değil. O yüzden bizim müvekkillerimizden istediğimiz nokta şu, böyle bir başvuru durumu varsa bilen birileriyle, yani bizim gibi bir hukuk firmasıyla bir diyaloğa girmiş olmaları, en azından ne isteniyor bunu belirlemiş olmaları, ona yönelik çalışmış olmaları, ondan sonra başvurun yapmış olması.